Alandan yayınımız devam edecek. Canlı yayındayız. Ebrar sitelerinin enkaz alanındayız. Ekranlarını yeni açan 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, depremlerin yıl dönümünde vatandaşlar depremlerde kaybettikleri sevdiklerini anmak üzere enkaz alanlarına ve Kapıçam şehir mezarlığına giderek dualar etti. Yıl dönümündeyiz Ali Bey. Acımız gerçekten çok büyük. Bizler de paylaşmak adına buradayız. Sizler neler söyleyeceksiniz efendim? Bu süreçte şehrin nabzını tutan Aksu TV'de saat 19'da başlattığı canlı yayınıyla vatandaşların yanında oldu. Canlı yayın esnasında birbirinden özel konukları da ağırlayan Aksu TV, Ekonomi Gazetesi Kahramanmaraş temsilcisi Ali Eskalen'i de canlı yayında ağırladı. Eskalen burada depremde yaşadıklarını ve o zorlu süreci anlattı. Biz de aslında depremden sonraki ilk 3 ay çok depremden etkilenmemiştim. Fakat 3 aydan sonra insanlar dertlerini anlatacak insanlar arıyordu. Biz de ister istemez bunları dinliyorduk, dertlerine ortak oluyorduk. Tabi bu belli bir zamanın sonunda, aslında 4 ayın sonunda bizde aslında bir travma yarattı diyeyim. Gerçekten bir travma yarattı ve benim ondan sonra psikolojim daha fazla etkilendi. O anda bu anlatılanları dinledikten sonra, paylaştıktan sonra yaşadığımız felaketi, aslında ne kadar büyük bir felaket olduğunu tam o zamanlar anladım. Yani ilk aylarda hiçbir şey anlamamıştım. Sürekli bir uğraş içerisindeydik, sürekli bir telaş içerisindeydik. Siz de biliyorsunuz, o depremin ilk günlerinde insanlar kimseye ulaşamazken ama gazetecilere ulaşıyorlardı. Bir vesileyle ulaşıyorlardı. Yani sosyal medyadan ulaşıyordu. Telefonunuzu bulursa telefondan ulaşıyordu. Bir şekliyle size ulaşıyordu. Dertlerini anlatmaya çalışıyordu. Tabii bizler de bu memleketin çocuğuyuz ve bu memleketten ekmek yiyoruz. Tabii ki memleketin insanların bize işi düşmüş. Tabii ki koşturup gideceğiz. Muhakkak. Aksu TV de bu anlamda depremden sonraki yayın hayatına başladığında gerçekten ciddi işler yaptı. Hala da aslında yapıyor. 6 Şubat deprem programı. İşte senin haberlerde sunduğun bazı hikayeler gerçekten çok etkileyici. Bugün de hatta ismini unuttum ama oğlunu, kızını ve eşini kaybetmiş ve her gün mezarlığa gidiyormuş. Evet. Onu izlerken hatta çok fazla dayanamadım ve kanalı değiştirdim.